Balıkçı Yatırım beklenti raporunu sunar. Beklenti raporundan herkese iyi sabahlar, bol kazançlı günler diliyorum. Öncelikli olarak bir bugün bakalım neler çıkacak, hangi verileri karşılıyor olacağız, piyasa hangi verilere odaklanacak, gelsin bakalım ekonomik takvimimiz. Ekonomik takvime baktığımız zaman özellikle gün içerisinde yine ikinci çeyrek büyümelerini karşılayacağımız yine bir gün söz konusu olacak. Sabah 9 itibariyle İngiltere'nin ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasılasını karşılarken saat 15.30 itibariyle ise bu kez ABD ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla büyümesini de karşılıyor olacağız. Saat 10 itibariyle ise Türkiye'nin ticaret dengesini karşılıyorken saat 12 itibariyle ise Euro bölgesinden TÜFE verisi gelecek. Piyasalar biraz daha buna odaklanmış olacak. Ama piyasanın yine en odaklanacağı en önemli verilerden bir tanesi de ADP tarım dışı istihdam verisi piyasaların yönünü belirlemede de etkili olacağını söyleyelim. Evet, ekonomik takvimden sonra özellikle yine günün öne çıkan bir de gündem başlıklarına bakmış olalım. Günün öne çıkan gündem başlıklarımız geldiği takdirde yine bakalım dün itibariyle özellikle ekonomide gelecek 3 yılın yol haritası niteliğini taşıyan yeni ekonomik program Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı. 2020 için %0.3, 2021 için ise yine %5.8'lik büyüme beklediklerini bildiren Albayrak, bu yıl enflasyonu %10.5, önümüzdeki yıl için ise %8 olarak hedeflediklerini açıkladı. Bakan Albayrak, yeni dengelenmenin salgının makroekonomik denge ve finansal istikrar üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırılmasını, iç ve dış dengenin yeniden sağlanmasını, enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli rakamlara indirilmesini ve cari işlem açığının kapatılmasını ifade ettiğini aktaran Albayrak, bu denge üzerine sürdürülebilir bir büyüme inşa ettiklerini de yine dile getirmiş oldu. Efendim, İngiltere'nin büyüme verisi açıklandı. Öncelikle bunu da söylemiş olalım, son dakika olarak verelim. İkinci çeyrekte gayri safi yurt içi hasılada dönemsel olarak yine %19.8 oranında bir daralma söz konusu. Evet, pandeminin aslında tam da hissedilir, en sert hissedilir dönemi. Beklenti %20.4 oranında azalmasıydı. Bunu da söylemiş olalım. Beklentilerin biraz daha altında daraldığını da söylemiş olalım. Evet, diğer bir yine aslında haber başlığımıza bakacak olursak da TL'nin cazibesini arttırmak adına döviz alımında vergilerin indirildiğinden bahsedebiliriz. Döviz alımında vergiler indirildi. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28.8.1998 tarihli ve 98.115.91 sayılı Bakanlar Kurulu kararının birinci maddesinin birinci fıkrasının bendinde yer alan %1 ibaresi binde 2 şeklinde değiştirildi. Özellikle yine bunu da söylemiş olalım. Evet, dün özellikle piyasalar Trump ve Biden görüşmesine ve münazarasına odaklanmıştı. Bu kez ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken Donald Trump ve Joe Biden ilk kez yüz yüze münazarasını gerçekleştirdi. Ekonomi politikalarının da ele alındığı tartışmada Trump, tarihin en büyük ekonomisini inşa ettiklerini ancak COVID-19 salgını nedeniyle ekonomik faaliyetin durduğunu anlattı. Ekonominin hızlı normalleşmesi temkinli yaklaşan Biden'ı eleştiren Trump, "Bu adam bu ülkeyi kapatacak ve yok edecek," dedi. Biden ise COVID-19 krizinde Trump gibi milyoner ve milyarderlerin çok iyi iş çıkardığını da söylemiş oldu. Evet, diğer bir yine başlık ise AB Konseyi Başkanı'ndan yapılan açıklama. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, Avrupa Birliği ülkelerinin liderlerine gönderdiği davet mektubunda Türkiye ile yapıcı bir diyalog için alan oluşturmayı hedeflediklerini de bildirdi. Amacımız bölgenin tamamında istikrar güvenliği sağlamak için Türkiye ile yapıcı bir diyaloğa alan açmak ifadesinde kullanan Michel, AB üyelerinin egemenliğine saygı duyulmasını hedeflediklerini aktardı. Michel, bunun ancak Türkiye'nin yapıcı tavır göstermesi halinde mümkün olacağını savundu ve AB ile üyelerin çıkarlarını korumak için seçenek masada olduğunun mesajını da vermiş oldu.
Evet efendim, özellikle sabah saatlerinde yine gelen bir düzenleme ile birlikte işte nedir? Döviz, TL mevduatlarındaki vergilerin indirilmesi, özellikle yıl sonuna kadarki olan süreçte TL bir yıldan fazla hesabı olanların vergilerin alınmaması kararı, biraz dolar TL'de de gevşeme yönünde yine geri çekilme söz konusu oldu. Bunu da söylemiş olalım. Ayrıntılarını paylaşmak üzere ve borsa beklentilerini almak üzere aracı kurum stratejisti Mehmet Bilal Bircan'a bağlanalım. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Şimdi öncelikli olarak TL mevduatlarındaki bu vergi indiriminin şöyle bir ayrıntısına baktığım zaman bir yıldan fazla olan TL mevduatlarındaki yıl sonuna kadarki süreçte vergilerin dahi alınmayacağına dair bir TL'nin cazibesini arttıran karar çıktı. Şimdi dolar TL'ye baktığımız zaman da geri çekilme söz konusu. Buradaki tahminlerinizi ve bu kararın etkilerinin kısa süreli mi olacağını yoksa kalıcılık sağlayacağını mı, bundan sonraki beklentinizi alabilir miyim? Öncelikle hem TL mevduatlarda vergilerin indirilmesi hem de yine bunun yanı sıra kambiyo işlemlerinde de uygulanan daha önce %1 olan BSMV'nin de binde ikiye çekilmesi öncelikle kur üzerinde tabii ki olumlu etki yaptığını söyleyebiliriz. Nitekim baktığımızda dolar TL tarafında özellikle tekrardan 7.77 seviye, 7.78 seviyesinin biraz altına sarktığını görmekteyiz. Önümüzdeki kısa vadeli bakarsak eğer önümüzdeki birkaç işlem gününde aslında bunun etkilerini olumlu yönde görebiliriz. Tabii devamında piyasalar benzer adımların gelmesini bekleyecektir. Dolayısıyla ilk etapta tabii ki bugün de gördüğümüz gibi, şu anda gördüğümüz gibi aşağı yönlü hareketlerin birkaç gün daha devam etmesini bekleyebiliriz bu adımla beraber. Ancak belirttiğim gibi tabii ki piyasalar benzer adımların gelip gelmeyeceğini de izleyecektir. Böyle bir durumda bizim için önemli teknik seviyelere baktığımızda özellikle dolar TL tarafında 7.80 seviyesi bizim için oldukça önemliydi. Şu anda gelen adımla beraber 7.78 seviyesine gerilediğini takip ediyoruz. Buralar bizim için oldukça önemli destek seviyesi, 7.77-7.78 seviyesi. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi dolar TL'de 7.75 ve 7.70 seviyelerini gündeme getirebilir. Ancak bu belirttiğim gibi önümüzdeki günlerde de benzer adımların atılması burada önemli faktörlerden bir tanesi olacaktır. Tabii olası ters yönlü hareketlerde ise 7.80 seviyesine çıkılması, yukarı yönlü hareketlerde 7.85, 7.88 ve 7.93 seviyelerini de gündeme getirebilir. Evet, şimdi Mehmet Bilcan, yine aynı şekilde borsa tarafında da açılışlarınızı merak ediyorum. Buradaki yükseliş trendine bakmıştık. Fakat bundan sonraki süreçte özellikle ABD başkanlık seçimi de yine aynı şekilde yaklaşırken buradaki beklentiniz nedir? Aslında biz bir süredir özellikle geçtiğimiz hafta küresel borsalara nazaran bizim borsamızın görece pozitif ayrıştığını takip etmiştik. Haftaya da aslında haftanın ilk işlem gününde de özellikle baktığımız zaman piyasadaki fiyatlamaların düşüş yönünde olsa dahi aslında kayıpların sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Özellikle bizim için teknik olarak yine 1100 seviyesi oldukça önemliydi. Nitekim bu hafta içerisinde bu seviyenin üzerinde tutunduğunu ve hatta kalıcılık sağladığını söyleyebiliriz. Nitekim dün akşamki kapanış üzerinden gidersek eğer bizim için 1123 seviyesinde kapanmıştı. 1123 seviyesi yine önemli desteklerden bir tanesi endeks için. Dolayısıyla bu seviyenin üzerinde kalıyor olması ve belirttiğim gibi geçtiğimiz günlerde küresel borsalara nazaran bizim borsamızın pozitif ayrıştığını takip etmiştik. Başkanlık seçimleri yaklaştıkça küresel borsalarda karışık bir seyir hakim olsa dahi bunun etkisinin bizim borsamıza açıkçası önümüzdeki günlerde ben sınırlı yansıyacağını ve dolayısıyla endeks tarafında özellikle BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünmekteyim. Tabii böyle bir durumda belirttiğim gibi 1123 seviyesinin üzerinde kapanmıştı. 1123 seviyesi, 1120 seviyesi bizim için oldukça önemliydi. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece 1130 seviyesi ilk direnç olarak takip edilebilir. Tabii yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi 1141 seviyesini gündeme getirecektir. Akabinde daha yukarıda ise 1150 ve 1152 bandı bizim için önemli dirençlerden bir tanesi. Tabii olası geri çekilmelerde ise 1120 seviyesinin altına inilmesi endekste 1112 seviyesini ve akabinde de 1100 seviyesini destek olarak gündeme getirebilir.
Mehmet Bilal Bircan, teşekkür ediyoruz aktarmış olduğun bilgiler için. Efendim, bu süreç içerisinde yine piyasalara bakalım. Rakamlar bize neyi ifade ediyor? Birazdan da yine Erencan Umut'la beraber bu gelişmeleri yorumluyor, takip ediyor olacağız. Evet, BIST endeksine baktığımız zaman az önce de Mehmet Bilal Bircan'ın da söylediği gibi 1100 buradaki kritik eşik seviye. Bu hafta biraz daha üstünde tutunmaya çalışıyor. 1123 seviyesinden günü kapatmıştı. Dolar TL'de ise özellikle TL mevduatlarına yönelik değişim burada dolar TL'de geri çekilmeyi sağladı. 7.77 seviyesinden şu anda işlem görüyor. Gram altında ise 471 lira seviyesindeyken Türkiye 2 yıllı 13.33, Türkiye 10 yılı ise 13.81 seviyesinden işlem görüyor diyebiliriz. Evet, piyasalardan sonra bir de endekslere bakalım. Asya endeksleri sabah nasıl açtı? Karışık seyirle. Çin Şangay'a baktığımız zaman 0.42'lik yine negatifle 3210 seviyesinden işlem görürken Japonya Nikkei endeksinde yine %1.5'un üzerinde kayıpla 23174 seviyesinden işlem görmekte. Hong Kong'a baktığımız zaman burada da yarım puan üzerinde artıyla 23448 seviyesinden işlem görürken Güney Kore Kospi 2327 puandan, Hindistan ise buradaki yatay negatifle 37.949 seviyesinden işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Asya borsalarından sonra bu kez de Avrupa borsalarına şöyle bir bakalım. Eurostoxx 3.181 puandan, Almanya DAX 12.828 puandan, Fransa 4.785 puandan, İngiltere FTSE Endeksi 5.863 puandan, İspanya ise 6.718 puandan işlem gördüğünden bahsedebiliriz. Avrupa borsalarından sonra bu kez de ABD endekslerine bakalım. ABD endekslerinde özellikle Trump ve Biden görüşmesinden sonra yine düşüşlerin olduğunu da söyleyebiliriz. %1.15'lik kayıpla 27.088 puandan işlem görürken S&P 500 %1'in üzerinde yine eksiyle 3.295, Nasdaq endeksinde ise %1.2'lik kayıpla 11.176 seviyesinden işlem görüyor diyebiliriz. ABD endekslerinden sonra tahvil faizlerine bakalım bu kez. ABD 2 yıllığında yine 0.1 seviyesinden puandan fiyatlanırken ABD 10 yıllığında yön aşağı 0.6 seviyesinden, ABD 30 yıllığında ise 0.2'lik yukarı yönle 1.4 puandan fiyatlanmakta. Evet, bu kez ise emtia piyasasına bakalım bir de. Altın ons fiyatlamasında, altın ons da dün biraz daha yukarı fiyatlamalar söz konusuyken 1885 dolardan şu anda yarım puan üzerinde kayıp devam ediyor altın ons fiyatlamasında. Brent petrole bakacak olursak, Brent petrol 40 dolar bandının üzerinde tutunmaya çalışıyor. 41.16 dolar seviyesinden işlem görürken ham petrolde ise 38.97 dolardan işlem gördüğünden bahsedebiliriz. Evet efendim, bugün değerli bir konuğum var, Erencan Umut. Erencan Umut, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? İyidir, seni sormalı. İyiyiz valla, haber akışları oldukça kuvvetli yani. Bir gün şöyle diyorum, gün aşırı BDDK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan adımları görüyoruz. Bu TL'deki hareketleri baskılamak için. Yani bir gün görmediğim zaman ertesi gün diyorum ki muhtemelen adım gelebilir. Ve göreceğiz gibi de duruyor sanki. Ne dersin? Normalleşme sürecine başlamış gibi bir görüntümüz var. Doğru ama yeterli mi? Şu aşamada bana kalırsa çok yeterli değil. Zaten bu normalleşme adımını ilk başta Merkez Bankası başlattı. Malum piyasaların beklentisinin doğrusunda olmayan, tabii hani piyasada zaten konuşulan bir olguydu. Hani 200 baz puanlık faiz arttırımı gelebilir yönünde birkaç yorum görüyorduk ama ortak konsensüs bu şekilde değildi. Ama Merkez Bankası mesela atmış olduğu bu adımla normalleşmenin fitilini ateşledi diyelim. Bunun arkasından BDDK'nın daha net, daha keskin bir şekilde futbol tabiriyle topa girdiğini görüyoruz. Hem aktif rasyosunda gevşetmeler, aynı zamanda bugünkü atmış olduğu adım,
Dolayısıyla bu adımlarla beraber finansal piyasalarda bir miktar oynaklık arttı. Artması da oldukça doğal ama yeterli mi? Değil. Daha net, daha keskin adımlar gerekiyor. Ama şu aşamada finansal piyasaları bir miktar destekleme gibi bir unsur söz konusu olabilir. Özellikle Borsa İstanbul tarafında ben pozitif fiyatlamaların devam etmesini öyle bekliyorum. Öyle mi diyorsun? Bankacılık tarafına nasıl? Tabii bankacılık tarafında. Ya zaten Pelin, bankacılık endeksi bir süredir diğer gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığımız vakit ya oldukça iskontolu. Hatta pandemiyle beraber o keskin düşüşün ardından neredeyse o pandemide o alınan hasar henüz telafi edilebilmiş değil. Mesela bir noktada sanayi endeksine bakıyorsun. Oralarda yeni rekorlar kırılıyor. Evet. Ama bankacılık tarafına baktığın vakit hala hani bir ara çok konuşuyordu ya V tipi mi, L tipi evet. mi hatta bir de K tipi diye bir şey. K tipi gibi bir şey çıktı. Ama bankacılığa baktığın vakit gerçekten bir L tipi toparlanma hatta L tipi toparlanamama gibi evet. bir görüntü var. Ama bir müddet sonra ben bankacılık endeksindeki yükseliş hareketinin hatta rally tadında bir yükseliş hareketinin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü BDDK'nın atmış olduğu adımlar bence bu noktada önemli. Birincisi swap limitlerinin yükseltilmesi. Biliyorsun TL alım swap evet. limitleri %1'den %10'a yeniden yükseltilmesi. Aktif rasyosunun gevşetilmesi ki bence mutlaka aktif rasyosu gibi bir matematiksel bir denklemin kaldırılması gerekiyor. Bugünkü alınan karar ki bence bugünkü alınan karar da gayet doğru bir karar. En azından TL mevduatlar noktasında. Bence bu unsurlar zaten çok ucuz olan bankacılık hisse senetlerini destekleyecektir ve bir müddet sonra da bu yükselen trendine doğru girecektir. Ya peki bir şey diyeceğim. Burada yabancı ağırlığı işte bu yapılan alınan kararlar mesela baktığımız zaman gün aşırı aslında BDDK tarafından olsun, Merkez Bankası tarafından olsun artık biraz daha normalleşme adımlarının gelmesi ve buradaki alınan kararlar yabancı nezdinde de. Çünkü hep bankacılık denilince bankacılıkta yabancı ağırlığının olması gerekenden çok çok daha aşağısına gittiğini ve bankacılık endeksinin de aslında yükselişiyle birlikte BIST 100 endeksinin aslında daha da o randımanı yakalayabilmesi, o yarışı yakalayabilmesi önemli. Şimdi bu alınan kararlar yabancı tarafını nasıl etkileyecek mesela? Bir tarafta da çünkü kur kaybı da devam ediyor. Şimdi şöyle, çok doğru söyledin. Bir kere bankacılık endeksi güçlenmeden biz Borsa İstanbul'da kalıcı bir toparlanma göremeyiz. Eski rakamlardan 81 binlerden yeniden 120 binlere doğru bir yükseliş hareketi söz konusu olmuştu. Ama burada bankacılık endeksinden ziyade az önce de söyledik sanayi endeksi bunu destekledi. Şimdi biz yeni rekorlar ya da piyasalarda en azından küresel atmosferden pozitif ayrışabilmemiz için hisse senedi endeksleri bazında mutlaka ama mutlaka bankacılık endeksinin destek vermesi gerek. Son atılan bu adımlar işte BDDK'nın atmış olduğu adımlar önümüzdeki döneme ilişkin bende bir umut ışığının yakılmasına sebebiyet verdi. Neden oldu? Bu iyi bir gelişme ama şimdi yabancı nezdinde bence atılması gereken daha fazla adımlar var. Öncelikle Merkez Bankası'nın politikalarının artık bir noktada daha da sadeleştirilmesi gerekiyor. Yani şimdi biz hani diyoruz ya 200 bas puanlık bir faiz arttırımı oldu. Bir sürü faizimiz var Erencan. Ya yabancı var işte. Bize sorsa ne faizin? Yani Türkiye kaç faiz veriyor dese... Şimdi ortalama fonlama ayrı işte üst koridor doğru. diyoruz yani bir tarafta politika faizi diyoruz hangisini söyleyeceğiz biz? İşte tam olarak sorun bu yani bir dönem Merkez Bankası sadeleştirme politikasıyla beraber sadece ortalama fonlama maliyetin değil hani onu artık rafa kaldırıp haftalık repo ihale faiz oranı yani diğer bir deyişle politika faizlerini kullandı. Ama bu kurdaki yükseliş hareketiyle beraber faizleri arttırdığını çok net bir şekilde ifade etmemek için yeniden arka kapı politikasına başvurmak zorunda kaldı. Şimdi dediğin gibi yabancı sana sorduğunda sizin politika faiziniz kaç dediğinde işte internet sitelerine giriyorsun bakıyorsun politika faizimiz 8.25'ti mesela değil mi? Ama ağırlıklı ortalama fonlama maliyetine bakıyorsun 10.65'ti o dönemden bahsediyorum. Şimdi biz mesela politika faizini 200 bas puanlık bir arttırma gittiğimiz zaman ne oldu? 8.25'ten 10.25'e çıktı. Evet. Aynı gün bizim ortalama fonlama maliyetimiz yine 10.60, evet. 10.65'lerde. Yani baktığımız vakit buradaki faiz arttırımının çok güçlü bir adım olduğunu kesin kes söyleyemiyoruz. Bu noktada ben bunu diğer mecralarda da çok fazla dile getirdim. Bence çok daha güçlü. Hani bu merkez bankacılığı dilinde bir tabir vardır, önden yüklemeli. Evet. Önden yüklemeli adımlar bence mevcut dönemde ateşin sönmesini
ya da yanan bu ateşin azalmasını beraberinde getirebilirdi. Bu ateşin sönmesini sağlayabilir. Ama şimdilik baktığımız vakit atılan adımlar en azından geçmişte yapılan yanlış politikaların, ki sonuçta bir politika yanlışlığı var ki şu anda finansal piyasalarda özellikle TL bazında bunun yansımalarını görüyoruz. Ama geçmişte yapılan bu deneme yanılma yöntemleriyle uygulanmaya çalışılan bu para politikasından artık es verildi. Yani buradan dönüş anlamına gelen hamleler olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan dolayı ben önümüzdeki döneme ilişkin bu normalleşme adımları daha da güçlü bir şekilde devam ederse bence finansal piyasalar açısından pozitif olacaktır. Yabancı nezdinde de olumlu karşılanacaktır. Şu anda baktığımız vakit yabancı takas oranımız zaten çok düşük. Evet. Her gün Merkez Bankası'nın her perşembe başladığı verilerden görüyoruz. Yani evet. Hem DİPS'ten, devlet iş borçlanma senetlerinden hem de hisse senetlerinden yabancı çıkışı var. Evet. Ama mevcut politikalar normalleşmeyle beraber enflasyona ilişkin görünümün de toparlanmasıyla birlikte, ki umarım toparlanır. O konuda benim biraz şüphelerim var ama umarım toparlanır. Bu noktada yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelme ihtimali bence kuvvetli. Şimdi bir taraftan da aslında şuna da değinmek istiyorum. Yani madem hani bu hareketler vesaire derken dolar TL'ye birazcık değinelim. Çünkü artık sabah yatıyoruz dolar, akşam yatıyoruz dolar, doğru, şeklinde tüm masalarda konuşuluyor. Yani bu dolar TL'deki geri çekilme oluyor ama o geri çekilme kalıcı olmuyor. Tekrardan yükselişini devam ettiriyor yani baktığımızda. Sen nasıl görüyorsun buradaki? Şimdi atılan adımlar, yani 200 bas puan sürpriz bir adımdı şimdi Erhan'cığa. Yani piyasanın, kimsenin bilmediği, tahmin edemeyeceği 200 bas puanlık bir artırım yapıldı. Çok az konuşulan bir unsurdu ama gerçekten öyle. Yani genelde sürpriz oldu. Dolayısıyla şimdi oradaki adım mesela bir hızlı bir geri çekilmeyi sağladı. 50'lere kadar getirdi. Sonra tekrardan 60 seviyelerinin yukarısına, yani 70'lere dayandırdı. Şimdi tekrardan baktığımız zaman 67'ye çıkardı. Sonra ertesi günü BDDK'nın adımları oldu. Yine geri çekilme oldu. Sonra tekrar kur yükseldi. Dolayısıyla yani hatta şunu söyleyebilirim, bu rakam gelene kadar yani 5.85 yeni zirveleri test etti dolar TL. Doğru. Şimdi dolayısıyla yani biz buradaki atılan adımlara rağmen geri çekilme oluyor ama oradaki kalıcılık olmuyor. Çünkü atılan adımlar çok kuvvetli ve güçlü değil. İşte az önce ilk analize başlarken direkt bu cümleyi kurdum. İşte dedik ya, her ne kadar sürpriz de olsa Pelin, yani 200 bas puanlık faiz artışı, okey, sürpriz. Olumlu bir adım mı? Kesinlikle olumlu bir adım. Ya yani en azından sabit tutup da hani o gün şey de yapabilirdi Merkez Bankası, ki hani piyasanın konuştuğu da buydu. Politika faizini sabit tutalım. Geçti ki tepenceresini yükseltelim. Evet. Dolayısıyla ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini daha da yukarı doğru çekebileceğimiz alan açalım. Evet, bu düşüncede de olabilir. 10.25'den 12'ye yükseltme gibi bir beklenti. Aynen vardı. Öyle vardı. Ama şimdi ne yaptı? Mesela politika faizini 200 bas puan yükseltince, hani simetrik koridor diyoruz ya, hı-hı, otomatik olarak diğer faizlerde 200 bas puan yükseldi. Bugün bakıyorsun gecelik borç verme 11.75. Geçtik de 13.25. Dolayısıyla ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini kullanarak yine piyasalarda sıkılaştırmaya devam edebilir. Ama işte sorun burada. Bunu tek faiz üzerinden yapmak, faiz arttırımın önden yüklemeli olarak yapmak, gerektiğinde net ve keskin bir faiz arttırımında bulunmak bence Merkez Bankası'nın kredibilitesini daha da pozitif olarak etkilerdi. Çünkü şöyle bir şey var, %24'lerdeki politika faizini biz %8.25'e çektik. Bir anda. Çok hızlı. Kaç? 1.575 evet, bas puanlık bir faiz indirme. Yani inanılmaz net bir şekilde çektik. Dönem onu gerektiriyorsa evet çekeceksin, doğru. Ama dönem faiz arttırmayı gerektiriyorsa tereddüt etmeden de faiz arttıracaksın. Ama biz işte bu dolaylı faiz arttırımları, arka kapı politikalarıyla beraber faiz arttırımlarıyla hem yabancı hem de yerli nezdinde kafa karışıklığını beraberinde maalesef getiriyoruz. Bu bir. İkincisi, atmış olduğumuz politik adımlar bence geç kalınmış ve montanı düşük, yani gücü düşük olan adımlar. Mesela bugünkü kararı mesela yorumlayalım seninle. Mesela TL'ye, özür diliyorum, kambiyo vergisinde, banka ve sigorta muameleleri vergisi değil mi, kambiyo işlemlerinde %1'den yeniden %2'ye çekildi misal. Mesela bu olması gereken bir adım ama ben mesela şöyle değerlendiriyorum. Şimdi dolar TL'de, daha doğrusu TL net ve keskin bir şekilde değer kaybettiği vakit biz bu vergiyi arttırdık, doğru mu? %2'den %1'e çıkarttık. Neden? Çünkü dolarizasyonun önünü kesmek için. Doğru mu? Doğru. Doğru. Aynen. Peki dolar TL yeni rekorlar kırarken o zaman neden %1'lik vergiyi binde ikiye çekiyoruz?
O zaman aynı mantıkla vergiyi arttırmamız gerekir. İşte şu anlama geliyor bu. Bu işleyen politikaların istenilen sonuç alınamadığı, yani bir noktada maalesef deneme yanılma yöntemi ile politik adımların atıldığı gibi bir görüntü söz konusu oluyor. Her ne kadar bu şekilde olumsuz eleştiriler, keskin eleştiriler yapsak da en azından pozitife doğru bir gidiş, en azından normalleşmeye doğru giden bir adım bence olumlu olacaktır. Dolayısıyla dolar TL'deki bu düşüş ve düşüşten sonra hemen alımların gelmesini de bu şekilde yorumlamak lazım. Yani haberin etkisi normalleşme, pozitif adım, satalım dolarımızı. Doğru. Ama çok net, çok keskin bir şekilde TL'yi destekleyecek adımlar olmadığı için, gücü noktasında şüpheler olduğu için bir anda alımlarla karşılaşıyor. Erman Bey, özellikle yazdıklarınızı buradan okuyorum. Okumuyor değilim ama ben sizin üslubunuzda değil, normal üslupta soracağım yine. Şöyle söyleyeyim, sermaye yeterlilikleri azalıyor, bir de yapısal reformlardan da bahsetmek gerekiyor der Sayın Erman Göksel Beyefendi. Ya şimdi yapısal reformlardan bahsetmeye gerek bile yok. Bak burası çok net. Çünkü yapısal reformu burada konuşsak bu apayrı bir program konusu olur. Zaten sorunun temeli burada. Yapısal reformlar. Ne gibi yapısal reformlar? Hukuk, eğitim, siyasi. Yani bunu çok farklı değerlendirebiliriz. Ama şu anda ben o noktaya girmeyeyim. Çünkü dediğim gibi burası çok ayrıntılı bir konu. Ama ben kesinlikle katılıyorum. Zaten işin özelinde yapısal reformlar var. Biz bu yapısal reformları yapmadığımız sürece, işte mesela Pelin en basit örnek, İthal ikamesi gibi bir politikaya gitmemiz lazım. Doğru. O zaman siz dolar TL'deki bu yükseliş hareketinin kur geçişkenliğiyle beraber enflasyona yansıması çok umurunuzda olmaz. Çünkü öyle bir kur geçişkenliği olmaz. Ya da olursa da çok düşük bir şekilde olur. Ama siz mesela büyümek için, ülkemizden bahsediyorum, büyümek için ithalat yapmak zorunda olduğumuz için ve dolar TL'deki yükselişle beraber dışarıdan almış olduğumuz ürünler daha pahalı olduğu için içeriye daha pahalıya satılıyor. Bu da enflasyonu sebebiyet veriyor. Şimdi hatta enflasyonla alakalı da bir soru gelmiş Vedat Bey'den. Vedat Bey der ki, enflasyonu düşürmek faiz artışından mı geçer, sorabilir misiniz? Enflasyonu düşürmek faiz artışından geçmez. Net. Kısa vadede evet. Evet. Neden biz faiz artışıyla beraber enflasyonu düşürmek istiyoruz? İki tane sebebi var. Bir, faiz artışı dolar TL'deki, daha doğrusu TL'nin değerlenmesini beraberinde getirir. Çünkü faiz arttırmak demek o ülkenin para biriminin cazibesini arttırmak demektir. Bizim de dolar TL'deki yükselişten dolayı, bir kur geçişkenliğinden dolayı ağzımız çok yandığı için bu konuda, enflasyonist baskı sebebiyle, birincisi dolar TL'deki yahut TL'nin değerini stabil tutmak için faiz arttırabiliriz. Bu bir. İkincisi, eğer talep yönlü bir enflasyon varsa içeride, ki biz son dönemde bunu gördük malum, biliyorsun, o kredilerdeki patlamayla beraber ciddi bir enflasyonist baskı söz konusu olmaya başladı ki daha da devam edecek. Eğer bu tarz iş talep kaynaklı bir enflasyonist baskı varsa, siz yurt içerisindeki faizleri arttırarak talebi baskılarsınız. Ama enflasyonun en önemli sebebi üretimdir. Üretim eksikliğidir, çıktı açığıdır. Siz üretim politikalarınızı değiştirmeniz gerekir. Bu sadece ve sadece para politikasıyla sağlanacak bir süreç değil. Sadece ve sadece maliye politikasıyla da sağlanacak bir süreç değil. Bu topyekün bir mücadeleyle olan gerçekleşecek bir süreçtir. İşte yine işin nette çıktığımız konu yine yapısal reformlara geliyor. Evet, yani şimdi özellikle yapısal reform, çünkü hep genelde şu var. Enflasyon. Ya ben mesela şu anda şunu söyleyebilirim. Uzun vadedeki, orta ve uzun vadede, şimdi yeni ekonomik programa da geleceğim. Kısa vadeli hedefler var, uzun vadeli hedefler var. Şimdi orta ve uzun vadeli hedeflere baktığın zaman orada işte hep genelde dinamik değişkenler. Bizde evet. 5 ve 5, yani Türkiye'nin dinamik değişkeni. Enflasyonu 5 olmak zorunda Türkiye'nin. İşte büyümesi potansiyeli 4,5-5. Ben bildim bileli bizim enflasyonumuz hep %5'tir bu arada. %5. Hedef olarak. Hedef olarak %5. Şimdi ama şöyle bir durum söz konusu. Yani aslında enflasyonu düşürmek katma değerden geçiyor. Enflasyonu düşürmek nitelikli üretimden kesinlikle geçiyor. Şu anda kısa vadede enflasyonu düşürmek için evet, maliyet yönlü enflasyonu düşürmek için diyelim, talep yönü değil, maliyet yönlü enflasyonu düşürmek için belki orada faizi basarsın, işte bir şekilde ne yaparsın, faizi arttırırsın, TL mevduatının cazibesini arttırırsın, dolar TL'yi düşürürsün, maliyet yönlü enflasyon düşer ama yine bir sallantıda. Çünkü Türkiye'nin üretiminde şu var, şunu unutmayalım, 100 birimin 65 birimi dolara bağlıdır. Ve ithal girdi.
ithal girdi. Dolayısıyla yani dolardaki her bir yükseliş sana maliyet yönlü enflasyon olarak yansır. İşte tam olarak bundan bahsediyorum. Harika özetledin. Teşekkür ediyorum. Yani bu iş sadece para politikasıyla olan bir şey değil. Eğer böyle olsaydı zaten her şey çok kolay olurdu. Ne oldu? Merkez Bankası'nın şu anda 10-25 politika faiz var. Doğru mu? Yükselt 15'e. Baskılı enflasyonu. Enflasyon sorunumuz kalmaz. Ama olay o değil. Olay arzı talepten daha güçlü bir şekilde arttırıp dengeli büyümeyi sağlayarak devam etmektir. Ne demek dengeli büyüme? Yurt içi taraf, yurt dışı taraf. Yani yurt içi talebin de yüksek olduğu, yurt dışı talebin de yüksek olduğu ve bu taleplere yetebilecek yüksek teknolojili, donanımlı, eğitim düzeyi yüksek ürünleri satışına, ürünleri üretmektir. İşte bu politikayı yapmak da hani bu zincirin, bunu zincir gibi düşünelim. Hani zincirin birkaç tane halkası var. Bu halkaların hepsinin iç içe geçmesi lazım. İşte hukuk sisteminden evet. Tutun. Özellikle eğitim sistemi. Evet. Şimdi yine Viyop'u açalım. Viyop güne 0.12 artışla 1262 puandan da başladığından bahsedebiliriz. Gel bir de gidelim BIST 100 endeksi tarafına. Gidelim. Bu yükselişler ne olacak? Şimdi Ağustos'un son iki haftasında ciddi satış yedi teknoloji hisseleriyle birlikte. Ardından bir hafta şöyle bir toparladı, sonra tekrar bir gerilim söz konusu oldu. Masada birçok risk var baktığın zaman. Masada işte ABD seçimleri var, jeopolitik riskler. Şimdi bir taraftan Azerbaycan ve Ermenistan, evet. Onun birazcık daha ateşi alındı. Hani oradaki böyle etkisi biraz daha azaldı gibi duruyor ama çok fazla risk var. Şimdi vaka sayıları artıyor bir de. Yani ikinci dalganın tam içerisindeyiz aslında baktığın zaman. Fransa'da 16 bin vakadan bahsediyoruz. Fransa, İspanya, Hindistan, Brezilya bunlar. Şimdi mesela mi? İsrail dedi ki bir aya uzatabilirim karantina sürecini. Doğru. Dedi. Dolayısıyla yani ekonomiler kapanmayacak diyoruz ama şimdi İsrail tarafından gelen haberle birlikte ve kısmi kapanmalardan bahsediyoruz aslında. Avrupa'da baktığın zaman mesela iş hayatından sonra işte orada nedir? Akşamları insanlar giderler bir iki içeceklerini içerler. Öyle bir şeydir. Onlarda öyle bir kültür vardır. Doğru. Mesela akşam ondan sonra orası tamamen mekanlar kapandı. Kapalı. 6 kişilik masalarda oturamıyorsun İngiltere'de. Yani 6 kişi aynı masada oturamıyorsun 6 kişiden fazla. Dolayısıyla aslında bunların hepsi bir kısmi kapanma. Şimdi bizim tarafa da bakıyorsun. Bizde de yine bir takım kısmi kapanmalar söz konusu bence. Ne dersin? Yani buradaki endekslerdeki yükselişi nasıl görürsün? Sanayi ayrı, teknoloji ayrı. İşte yine bankacılığı konuştuk başta ama bir bakalım. Ya şimdi koronavirüsüne ilişkin ülkelerde kısmi kapanmalar meydana gelebilir, gelecektir de. Yani bunlar çok sürpriz değil ama ben genel bir kapanma beklemiyorum. Zaten şu anda devlet başkanları ve siyasi liderlerin yapmış olduğu açıklamalarda da yine gördüğümüz gibi herhangi bir genel kapanma söz konusu olmayacak gibi bir görüntü var. Yani o ilk dalgada açıkçası ülkeler gafil avlanmıştı. Şu anda daha temkinli, daha tedbirli olduklarını görüyoruz. Ama yani bu koronavirüsüne ilişkin ben borsalarda hisse senedi endekslerinde çok sert, çok keskin, ekstrem bir gelişme olmadığı sürece çok keskin bu ilk dalga gibi o düşüş hareketlerinin oluşma ihtimali ben düşük görüyorum. Benim için daha önemlisi merkez bankaları ve maliye politikaları. Bunlar şu anda piyasaları desteklemeye devam ediyorlar. Son dönemde teknolojiden bahsettin. Zaten 90 derecelik bir açıyla yükseliş yaşayan bir sektörden bahsediyoruz. Yani bir miktarda kar satışları meydana gelsin. Dolayısıyla bu kar satışlarının ardından yeniden yukarı doğru toparlanmalar sadece teknoloji hisseleri bazında değil, küresel çaplı hisse senedi endeksleri bazında yükseliş hareketlerinin devam etme ihtimali bence oldukça kuvvetli. Çünkü burada hem merkez bankaları hem de hükümetler, kamu küresel ekonomileri ciddi anlamda desteklemeye devam ediyor. Mesela dünden bu yana, daha doğrusu geçen haftadan bu yana şunu konuşuyoruz. Acaba Amerika'da Senato, daha doğrusu Kongre ek bir teşvik paketini Amerikan seçimlerinden önce çıkartabilecek mi? Mesela şu anda piyasaların bence odaklanması gereken en önemli evet. Konu bu. Şimdi mesela dün münazarayı dinledik. Özellikle şunu sormak istiyorum. Trump ve Biden. Şimdi 3 Kasım genelde JP Morgan'ın bir tane raporu vardı. O raporda der ki Kasım'a kadarki olan süreçte gelişmekte olan ülke kurları ve diğer varlıkları hazırlıklı olsun. Her an her şey olabilir. Baskı altında kalabilir. Çünkü 3 Kasım seçim haftalarına artık girildi. Evet. Dolayısıyla bu ne demek oluyor? Gelişmekte olan ülke varlıklarında bir değer kaybı söz konusu olabilir dedi JP Morgan. Dolayısıyla şuna gelmek istiyorum. Trump ve Biden. Şu an Ankara nezdinde baktığımız zaman Ankara Trump'ı daha çok istiyor. Doğru. Şimdi Biden'ın politikaları
Türkiye ile çok örtüşen politikalar değil. Bu kez ABD Türkiye gerilimini tekrardan gündeme getirebilir mi şeklinde yine kıyaslamalar var. O yüzden ama anketlere bakıyoruz. Anketlerde de şu an Biden önde. Gerçi ABD anketleri çok da doğruyu yansıtmıyor. Belli olmaz. Belli olmaz da şöyle bir şey var. Şimdi bizim Ankara'nın siyasi olarak Amerika ile olan ilişkisi şu. Orta noktada buluşamıyoruz. Çıkar çatışması var. Ama bu çıkar çatışmasını Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump'ın kişisel ilişkisiyle örtebiliyoruz. Yani bu şekilde bu mevcut olumsuz süreci atlatabiliyoruz. Ama ben şunu da söyleyebilirim Pelin. Yani Biden'ın seçilmesiyle beraber işte Türkiye-Amerika ilişkileri çok kötü olacak. İşte mutlaka Trump kalsın, Trump'la bizim ilişkilerimiz. Hayır. Yani Trump başkanken de Amerika ve Türkiye ilişkileri son dönemde çok iyi, çok pozitif değil. Ama şunu net olarak söyleyebilirim. Yani Trump'ın seçilmesiyle Biden'ın seçilmesi arasında bence seçimin bitmesinin nazarında finansal piyasalarda çok ciddi bir volatilite ben beklemiyorum. Hı hı. Sonuçta Amerikan hem siyasi sistem hem de ekonomik politikaları başkan seçimlerinden etkilenebilecek politikalar değil. Normal mevcut süreç bence devam edecektir. Dolayısıyla yani ben şeye çok katılmıyorum. Yani seçim sürecine girdik eyvah işte çok ciddi bir yalpalama olacak. Trump kaybetti. Biden kazanacak. Dolayısıyla finansal piyasalar falan sarsılacak. Bence öyle bir durum yok. Çünkü zaten çok uzun süredir, sen de az önce açıkladın, sen de az önce belirttin. Biden zaten anketlerde önde. Ve dün gerçekleştirilen canlı yayın tartışmalarında hani Biden 1, Trump 0 diyorlar. Evet, doğru. Yani böyle bir yorum yapılıyor şu an Amerika tarafında. Dolayısıyla şu anda piyasalara baktığımızda ki çok ciddi bir sorun yok. Evet, Vedat Bey teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Yine buradan sorular da geliyor izleyicilerimizden. Tek tek sorular geliyor ama şimdi son 3 dakikam kaldı. Ekonomik programa değinmezsem olmaz. Şimdi öncelikle nasıl değerlendirdin bu ekonomik programı? Orta ve uzun vadeli hedefler biraz gerçekçi bulunmadı açıkçası. Burada net olayım. Yani kısa vadeli hedefler daha gerçekçi bulunurken orta ve uzun vadede dendi ki çok biraz böyle bir sallanıyor. Bacaklar dedi tam oturmadı dediler. O yüzden piyasada da çok etkisi olmadı. Nötr. Net olarak nötr yani tam tabir bu. Mesela 2020 yılı yani içinde bulunduğumuz yıl sonu itibaren hedeflere bakıyoruz. Mesela enflasyon 10.5 olarak belirtilmiş değil mi? Bana göre düşük. Yani ben 12'nin altında gelme ihtimalini düşük görüyorum. Önümüzdeki sene yanlış hatırlıyorsan beni düzelt. 2021 yılı enflasyon oranı mesela %8. Baz etkisi kaynaklı bak tekhaneler görülebilir. O apayrı bir konu. Ama mevcut şartlar devam edecek mi? Mesela ben büyüme noktasında 5.8'lik bir beklentim benim açıkçası önümüzdeki sene için yok. Hı hı. Özellikle bu sene içerisinde de zaten ben pozitif büyüme beklemiyorum. Ya bir de daha korona bitmedi. Yani o da şimdi mesela onu ben merak ediyorum. Yani 2021 şu an aşı bulunsa, şu an aşı çıktı vesaire üretim derken Temmuz'da bu işin en erken. Ya aşıyı olacak. Buldular diyelim ki. Hı hı. Bunun üretimi var, bunun dağıtımı var. Sana bana ne zaman gelecek o belli değil. Yani o aşı bulundu tamam bitti hadi hep beraber ekonomiyi açalım. Yani böyle bir şey tabii ki yok. Ama mevcut şartlar bu şekilde devam ederse dolar TL'deki bu yüksek volatilite ekonomik toparlanmanın hala düşük kalması gibi. Üçüncü çeyrekte biz güçlü bir ekonomik toparlanma göreceğiz ama dördüncü çeyrekte daha bir dengelenme süreci olacak gibi bir görüntü var. Dolayısıyla ben 2020 yılı içerisinde yani bu yılı %0.3'lük bir büyümeyle kapatacağımızı düşünmüyorum. Ben negatif tarafa daha yatkınım. Biliyorsun bir de senaryo çizilmiş durumda. Evet. Yani şimdi dolar TL'ye baktığım zaman Erencan 2020 yılında işte ortalama dolar TL tahmininde 6.91, 2021'de 7.68, 2022'de 7.88, 2023'te 8.02. Tam olarak ona gelecektim biliyor musun? Çok iyi bir yere geldin. Bir kere benim için en önemli kriter burasıydı. Yani 2023 yılında 8.02 görür müyüz? Görebiliriz. Ama hangi şartlarda görürüz? Bir kere enflasyonu mutlaka kontrol altına almamız lazım. Hı hı. Mutlaka. Ekonomide dengeli bir büyüme gerçekleştirmemiz lazım. Yani öyle uçan kaçan bir büyüme değil. Hı hı. Hani %7'lere, %8'lere çıkan bir büyüme değil. Dolayısıyla ben şu şartlar devam ettiği sürece 8.02, 8.03 gibi bir dolar TL kuru ben beklemiyorum. Daha da yüksek seviyelere çıkabilir. Bu bakımdan hem
uzun vadeli beklentilerin işte %5'lik enflasyonlar hem de %5 ya da %6'ya yakın bir büyüme oranları bana açıkçası çok gerçekçi gelmedi. Bence bu beklentiler birkaç defa daha revize edilecektir. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Özellikle yine böyle stüdyoya geldin, keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bakalım önümüzdeki hafta neleri konuşuyor olacağız? Bakalım. İzleyicilerimize de, destekleyenlerimize de teşekkür ediyoruz buradan. Efendim biraz sonra ilk seansta Peri Antantu karşınızda olacak, sizlerle birlikte olacak. Görüşmek dileğiyle. Ahlatçı Yatırım.